أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم أن أنص سيلا برابرس الله تعالى Cahiliyenin içinde debelenen Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan o güne gönderdiği dinlerle irtibatlarını yitirmiş, bilgisini kaybetmiş, ilim olmayınca da cahillik hüküm sürmüş olan o toplumsal yapıdaki insanlara yeniden bir ışık, bir nur, yeniden bir mesaj, bir vahiy gönderiyordu. İbrahim suresinden öğrendiğimiz kadarıyla tıpkı Musa aleyhisselamın misyonu gibi karanlıklardan aydınlığa çıkarma göreviydi bu. Hazreti Peygamber'e deniliyordu ki biz sana işte bu kitabı bunun için verdik. Sen bu kitap ile insanları Allah'ın izniyle aziz ve hamid olan Allah'ın, bütün gökler ve yeryüzü kendisinin ve gökte ne var, yerde ne varsa hepsi onun olan Allah'ın izniyle, Allah'ın yoluna, karanlıklardan bütün insanları aydınlığa, nura çıkarman için indirdik bu kitabı diyordu. Birinci ayet böyle. Metnini söyleyelim. Kelime benzerlikleri daha bir anlaşılsın. Elif la amra. Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nas min az-zulumati ila nur bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid. 5. ayet benzer. Ve laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min az-zulumati nur ve zekkirhum bi ayamillah. İşte Mekke'deki hayattan ölüm ve sonrasından saygıdan, sevgiden, ekonomik, sosyal, siyasal yapıdan habersiz. Ama Allah'ın istediği gibisinden habersiz. Cennetten, cehennemden, güzellikten, iyilikten, hayırdan, şerden habersiz. Ama Allah'ın tarif ettiği cinsinden habersiz olarak yaşayan bu insanların hakkı ve hakikati, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini kendilerinin de ona kul köle olmaları gerçeğini bilsinler anlasınlar diye gönderdiği surelerden biri ve sanki top yekun Mekke'de anlatılan Mekke'de gelen surelerin hepsinde anlatılan konular içeren bir sure olarak En'am suresinin huzurundayız. İnna Allahu habbi neva. Allah bu surede kendisini tanıtıyor. Tıpkı diğer surelerde olduğu gibi. Ama Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ı tanıtan, fakat Allah'ın kim olduğunu, ne olduğunu, bizden neler istediğini, bizden istedikleri karşısında neler vereceğini, ne tür bir mükafat, nasıl bir ceza hazırladığını anlatıyordu. Bu isteklerinin yapılması ya da yapılmaması konusunda da, örnekler, peygamberler ve karşı toplumlar örnekleri sunuluyordu bize. İşte, bu surede bize Allah'ı anlatıyor. Kimmiş? Benim Rab olabileceğim, benim ilah bileceğim, bana ilah ve Rab olarak kabul edeceğim Allah. Kendisini bu surenin bu 95 ve devamındaki ayetlerinde semavat ve arzda var olan gözümle anlayacağım, gözümle fark edeceğim, görülünce bilinecek ayetleri adına şunları sıralıyor. İnna Allahu faliqul habbi ve neva. İşte Allah taneyi ve bitkiyi yaratan. Var kılan, ortaya çıkaran. Ölüden diriyi ve diriden ölüyü yaratan. Hem ölüler bakın ki onlardan nasıl diriler çıkıyor. Hem ki diri bakın ki onun ölüm çıkarısı nasıl Allah. Zalikumullah. Bütün bunları yapan Allah. Ennat ufekun. Peki nereye dönüyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Nerede kıvranıyorsunuz, Nedir sizin beklediğiniz? Ölüden diri, diriden ölü çıkaran Allah. Belki de o toplumsal düzende düşünün. Bundan işte 1400 yıl kadar öncesinde Mekke toplumunun insanların arasında ilk defa duyulan bu sözleri yeniden düşünün. Sanki ölmüş bitmiş artık ümit kalmamış bir toplumsal yapı her şeye rağmen diri dip diri canlı bir nüveye hamile gibi mi düşüneceğiz bu ayetle? Ben öyle zannediyorum. Yani Kur'an ile bu gönderilen vahiy ile Allah'ın bu sözleri ile Allah ölmüş işi bitmiş artık eğer vahiy siz düşünseydik Allah'la irtibatsız olarak düşünseydik işi, ümidimizi çoktan yitirmiş olacağımız bu kadar hepsini her şeyini kaybetmiş bir toplumsal yapı artık dirilmez zannederdik ama öyle değilmiş. Çünkü yuhresul hayye minel meyit O toplumdan dipdiri insanlar, can ve cananlar çıkar. Ama tam tersine diri canlı, dipdiri olanlar da vardır hayatta. Vahiy ile beraber Allah'ın diniyle canlı yaşayanlar ama onlar da ölebilirler. Eğer bırakıyorlarsa, salı veriyorlarsa, ilgilerini kesiyorlarsa o zaman o zaman da onların işi bitecek, ölecekler. Onun dışında da tüm ölümler ve dirimler Allah'tan. Bakıyorsunuz piyasaya. Eyvah, ölmüş. Hiçbir şey kalmamış. Sonra Sonra canlanıyor yavaş yavaş. Kim yapıyor bunu? Sen öyle mi? Niye öldürdün o zaman eğer bu kadar becerikliydin? Sen eğer hayatın, piyasanın bu kadar ölü dönemine can katacak kadar gayretliydin, akıllıydın, becerikliydin. Peki niye baştan öldürdün? Deriz değil mi insana? Oysa o ölü dönemini de var kılan, öyle imtihan eden, şimdi canlandıran bu dönemini de var kılan, böyle imtihan eden Allah. Zalükümullah. Başka ölüp giden bir anneden doğan yepyeni bir can bebek ya da dipdiriken ondan ölü doğan bir bebek ikisi de Allah'ın var kılmasıyla vardır. Kışın ölen ağaçlardan canlı dipdiri bir hayat ya da canlı her şeyle hayatı gösteren ağaçlardan sonbahar ve sonrasında ölü bir varlık onu ondan onu ondan var kılan Allah değil mi? Bütün hayat hay ve kayyum olan Allah'ın var kılmasıyla vardır. İşte zalümullah. Allah feenna tu fekun. Bütün bunları var eden Allah Allahken nereye dönüyorsunuz? Nedir şabanız? Falikul isbah. Sadece madde planında var olanları değil, ağaçları, bitkileri değil var kılan Allah. Tohumları, taneleri değil var kılan Allah sabahı da var eden o. Elle tutulmaz bir anlamda, fakat gözle görülür. Kenara hapsedilmez, rengi değiştirilmez, kilosu tartılmaz veya metresi ölçülmez aslında ama yine de vardır o sabah. Aydınlığın başlangıcı sabah, günün başlangıcı sabah, güneşin dönüşünün habercisi sabah veya güneşle başlayan sabah ama geceden sonraki sabah. Sonra Tekrar gece ve cealeleyle sekenen sabahı var kılan Allah geceyi sükunet vesilesi kılan Allah gece ve sükunet öyle olurmuş öyle diyorlar sanki benim bu sözüm hapishane arkadaşlarının yıllarca geri bırakıp geldikleri neredeyse gözlerinde siluetini kaybettikleri dünyadan söz eder gibi oldu ama ne yapalım başka örneğim olmadı. Yani bu duvarların ötesinde insanlar varmış diyesim geliyor. O insanlar geceleyin sakin olurlarmış. Hem öyle sükunet ki güneş batarken herkes evlerine çekilir. Kızıllık kaybolunca yatsı namazlarını kılmış olarak yataklarına doğru yürürlermiş. Sonra seherin canlılığı Onları canlı eder. Onların canlılığı sehere canlılık katarmış, öyle bir hayat yaşarlarmış. Bir yazı okumuştum. Beyaz adamın kutusu diye. Kızıl derli birisi yazıyor ya da onun ağzından. Bu beyaz adam ne menem şey bilmem diyor adam. Kutu, kutu içinde yaşar. Kutusuz dünyası yoktur. Sanki kutuya girmiştir bütün dünyası onun odur diyor. Bir oda tarif ediyor büyük bir kutu değil mi? Öyle hiç düşünmemişiz. Oradan yan kutuya geçiyor salona. Öteki kutuya sık uğruyor mutfağa. Arada bir şu kutuya varıyor tuvalete. Hepsi değişik kutular. Kölelik tabi. Bir anlamda dap daracık bir alanda dört duvar arasında sıkışık bir hayat. Yoksa aklıma geliyor hani bazen aman şöyle yapmayın, böyle etmeyin, özgürlükten yana olun değilse kadınları, erkekleri, çocukları dört duvar arasına sıkıştırmayın diyenler sanki bunu açığa çıkarmamak için mi yükleniyorlar diye aklıma geldi doğrusu. Oysa beyaz adam hep dört duvar arasında yaşıyor ama duvarlar değişik. Sonra ne yapıyor bu beyaz adam? Çıkıyor dairesinden bir farklı dikey iniş çıkış kabiliyeti olan bir kutuya biniyor. Adına asansör diyorlar enteresan, farklı bir kutu. Üstelik camı, deliği filan da yok çoğu zaman veya genellikle. Sonra oradan hadi neyse lütfen 3-5 adım yürüyor. Acayip, değişik, farklı. Bu sefer geometrik değil, daha oval ayrı bir kutuya biniyor. Biz ona araba diyoruz ama e tabi kızıl derli gözünde o da bir kutu. Kapalı içindesiniz. Yani hapis hayat devam ediyor bir anlamda. Sonra o acayip kutusuyla Tozsuz, topraksız, yol demeye bin şahit bir yerlerden gidiyor. Yol dediğin şöyle bastın mı ya da kamçıya vurdun mu altına tozu toprağa katacaksın öyle ya. Yol öyle olur onun bildiği. Varıyor bir başka kutuya, yeniden bir asansör ve iş yerine çıkıyor. Bir acayip kutunun huzurunda, o masa diyorsunuz siz ona. Sağda solda küçük kutular var, çekmeceler. Masanın üzerinde değişik renkli bir kutu bilgisayar diyorlar. Kutu kutu içinde bir dünya. Uzattım herhalde. Adamın son sözüne dikkat çekmek için sonunda diyor ki adama bakın ya diyor. Beyaz adam harika adam bu ne iş diyor. Dört kutu arasında yaşıyor. Oysa ben bugün oltamı almışım balığa giderim. Yarın canım çekmişse mızrağımla ormandayım ve avlıyorum diyor. Farklı bir hayat, bir başka özgürlük. Yani insanlar geceleri sükunete ereceklermiş. Ayet öyle istiyordu. Ama Kur'an'a bakıyoruz. Sükunet unsuru olarak başka birimler var karşımıza çıkan. Mesela Allah kadınları erkeklere tarif ederken liteskunu ileyha tabiri kullanıyor. Siz onlarla sükunete eresiniz diye. Hani Arapçayı az çok okuyanlar, yani Kur'an'ı okuyanlar bir hareke, bir tutar, bir de şedde bilirler ya, hani bir harf kendi başına sessiz olursa ona tutar diyoruz cezim, işte bir tek üstünü veya esre ötüresi varsa ona da bir hareke diyoruz. Bundan iki tane olursa yani bir tutarlı bir de hareketsiz olursa ona da şedde diyoruz ya, yani sükun dediğimiz, cezim dediğimiz o tutarlı hali, Evlenince bari bulacaktı onun için diye harekeye razı adam şeddeleniyor yerinde duramıyor ne yaptığı belli olmuyor çünkü evlenince sükuneti büsbütün kayboluyor ne yapsın gariban. Erkek için mi alın birini vurun ötekisine kadın için de aynı değil mi o da evlenince sakin olacaktı harekeleniyor hareketleniyor şeddeleniyor hopluyor zıplıyor yeni bir şekil kazanıyor yani ne menem anlamıyorum. Kur'an bir de sükunet unsuru olarak meskenlerden söz ediyor evler. Allahu Ekber evde hanımı ya da kocasıyla karı koca aile beraber özellikle geceleyin sükunete ereceklermiş bu insanlar. Kur'an atmosferinde alınan bilgiye göre son verilen bilgilere göre böyleymiş bu gerçekler. Ama heyhat öyle yapanlar varmış ötelerin ötesi bir yerlerde. Oysa Kur'an bizim elimizde ve bu Kur'an bizim diyen bizler böyle yaşamalıydık. Kur'anla sakin. Dahası var Kur'an'da. Bakın siz onlara. Kur'anla beraber ama gece evimizde ailemizle birlik ya da gece evimiz ve ailemiz bizim sükûnet unsurumuz olacaktı. Kaybetmişiz. Ve şems ve'l kamer husbana. Güneş de ay da belli bir hesapla yaratılmış Allah güneşe de hakim aya da Güneşin ve ayın belli hesapla oluşu bizim de onlarla hesaplarımızı tutmamız içindi ama ne güneşi tanıyoruz devrini deveranını ne aydan haberimiz var girişinden çıkışından hatta bazen böyle ilgili ayetlerle beraberken muhataplarıma soru veriyorum bugün ayın kaçı hemen kollar biraz öne Sonra çekilip saatin kenarındaki minicik haneye bakıyorlar. Bugün en kaç olduğunu söylemek sonrasında çok kolay. Oysa bir de ay, gökteki aydan, Allah'ın bize dediği aydan haberimiz olacaktı. İşte o çoktan unutulmuş. Velike takdirul azizil alim. İşte bunlar aziz ve alim olan Allah'ın takdiri ölçüleridir. Aziz olan, aziz ve de alim olan, bilgin alim. Benzer ifadeyi Yasin suresinin 38. ayetinin son bölümünde de görüyorduk. Dalike takdirul azizil alim. Zaten bu ve benzeri yerlerde, Kur'an'a bakın pek çok yerde, eğer gözüme yönelik, görmeme yönelik, görsel planda yani müşahede altına alınabilecek, duyu organlarıyla fark edilebilecek ayetlerden söz ediliyorsa, sonunda bu ayetler bize, işte bakın, Allah ki bunları hakim, etkin ve egemen ve güçlü, işte gördünüz, Allah ki bunu bilen, bunların hayatına programı çizmeyi bilen Allah, öyleyse, gelin Allah'ı dinleyin denilecek. Yani bu Allah sizin Rabbiniz, bu Allah Rab olmaya layık, ondan başka da ilah olmaz denilecek sanki. Zalike takdirul azizil alim. Aziz ve alim olan Allah'ın ölçümü. Takdir kelimesinin ölçü biçi olduğunu biliyoruz. Her şeye gücü yeten, izzet ve şeref sahibi, yenilmesi düşünülemeyen mutlak galip, aziz olan Allah, bir de ilim kendisinden, hep bilen, tam bilen, mükemmel bilen, yerli yerince bilen, dahası olmaz bilen, yanılmaz bilen Allah, alim olan Allah böyle takdir ediyor. Ve onlar bu takdirin eseri onun tecellisi olarak işte hayatlarını sürdürüyorlar. Tanesinden gövdesine, otundan ağacına, bitkisinden dağına taşına kadar, sabahından akşamına, gecesinden gündüzüne, ayından yıldızına, güneşine kadar hepsine Allah Rab ve İlah olma özelliğiyle işte bize sunu veriyor hepsini. Ve huve allazi ce'ale lekumun nucum li tehtedu biha fi zulumatil berri vel İşte Allah. Kendisini yine tanıtmaya devam eden Allah. Biz de huzurundayız. Dinlemeye devam ediyoruz. Allah ki sizin için yıldızlar yaratmış. Böylece siz o yıldızlarla li tehtedu biha fi zulumatil berri vel bahr hem karada hem denizde eğer karanlıklarda kaldığınız dönem ise yani geceleyin o yıldızlarla beraber siz yollarınızı bulasınız hidayet bulasınız diye biraz da kelime şöyle sanki iki anlamlı mı gibi kullanılmış dersiniz bana az biraz öyle geldi yani li tehtedu bu düz yol bulmak hani karada yolunuz şaşırdınız nereye gidecektiniz önünüze çöl geldi veya denizdeydiniz ne yapacaksınız gece karanlığında ne tarafa doğru gidiyordunuz baya madde planında bir yol bulmak yanında o yıldızlara baka baka onları farkede ede onları düşüne düşüne onların sahibini Onların malikini ve böylece semavat ve arzın mülkünü, melekutunu düşünerek siz hidayet bulursunuz değil mi? Böyle olur muydu? Yani yıldızlarla bu iş anlatılır mıydı? Çok geçmedi. Hani 20 kadar ayet öncesinde İbrahim Aleyhisselam kavmine yıldızları, ayı ve güneşi anlatarak, Rab olamaz onlar vazgeçin. Gelin Allah'ı semavat ve arzın mülkünün kendisinde olan Allah'ı Rab kabul edin demişti. Onu öylece okumuştuk. Çünkü Arapçada bir ifade var. Fa'i takibiye diye. Yani bir şey olur, onun akabinde arkasından hemen arkasında onu takip ederek bir de şu var bakın diye. Çünkü 75. ayette Allah, "O kadalike nuri İbrahim'e melekutü's semavati vel ard. Biz İbrahim'e böylece bütün semavat ve arzın mülkünün melekutunun ne olduğunu, kim olduğunu, kim olduğunu anlattık, gösterdik, öğrettik." dedikten bir de yekune minel mu'minin" böylece yakın sahibi olsun diye bunu yaptık dedikten sonra "Felem ma bunu öğrenen buna yakın kesbeden bunun gerçek bilgisine eren İbrahim bunun akabinde yıldız için, sonra ay için, sonra güneş için benzer sözlerle diyor ki eğer Rabbim bana hidayet etmese, Rabbim bana hidayetini lütfetmeseydi ben de dalalette olurdum. Elhamdülillah ki Rabb'im bize hidayetini lütfetmiş. Elhamdülillah ki semavat ve arzı var eden aydınlıklar nur yani karanlıklar ve zulümatı ortaya koyan Allah bize En'am suresi göndermiş de bunları bize anlatıyor yıldızlar li tehtedu biha fi zulumatil berri vel bahar karada ve denizde karanlıklarda geceleyin hidayet bulmamız yol bulmamız için yaratılmış başka misyonları vardı yıldızların şeytanlar taşlanır onunla bir de gökyüzünün süsüdür onlar Başka yok yıldızla ilgili bileceğimiz. Atfasalna al-ayati li kavmin İşte eğer bilecekse insanlar, ilim sahibi olacaksa bir kavim onlara ayetler, alametler Allah nasıl da evirip çevirip tekrar tekrar tafsilatlı biçimde fasıl fasıl yani her şeyi hallü fasl edici bütün problemleri çözücü olarak nasıl da ayetler gönderiyor. Ve <laughs> yine Allah Rabbimiz Allah, ilahımız Allah, işte o Allah ki, enşeekum min nefsin vahide Sizi bir tek candan yaratmıştır. Bir kişiden, nefis kişi. Adem Aleyhisselam, sonra, fe müsteqarrun ve müstevda. Ve size, bir dönem var olacağınız, bir dönem gideceğiniz yer tayin etmiş. Yani bir karargah, bir emanet yeri. قَدْ فَصَلْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ İşte bakın, nasıl da Allah tafsilatlı biçimde, fasıl fasıl, bölüm bölüm, bir de bütün problemleri halluf fasl çözücü olarak ayetler göndermiş. Ama yeter ki, قَوْمٍ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ fıkh etme sevdalısı olsun. Yani öyle istesin. Fark edebilmek, lehine ve aleyhine olanı bilmek sevdalısı olsun insanlar. Yeter ki bu istekte bulunsunlar. Yani benim yaptığım neye yarıyor? Lehime mi, aleyhime mi? Bunun bilincinde olmam gerekiyor desin yeter ki insanlar. Böyle insanlara ayetler fasıl fasıl gönderiliyor. Birim birim fasılalı fasılalı ayrı ayrı bir de hallu fasl edici ayetler olarak li yefkahun fıkh etmek fark edebilmek Hazreti Peygamber'den çok sonra değil 100 sene kadar sonra yaşayanlardan İmam-ı Azam fıkıh kelimesini şöyle tarif ediyordu 80'de doğmuş 150'de vefat etmiş olduğunu biliyoruz Fıkıh demek İmam-ı Asam'a göre yani o dönem anlayışı fıkıh şöyle tarif ediyor. Ma'rifetün nefsi ma leha ve ma aleyha Yani şimdi kullanılan bir fıkıh terimi var. Ben şunun için girdim bu detaya. Kur'an'da anlatılan fıkıh ile şimdiki fıkıh özde aynı olsa da aslı farklı. Yani Kur'an'da anlatılan peygamber dönemindeki ifadesiyle fıkıh, marifetün nefsi, ma leha ve ma kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri irfan olarak, marifet olarak bilmesidir. Öyleyse, ne lehine ne aleyhinedir, nenin hayır nenin şer getireceğini, ya da neler iyi olacak, neler kötü olacaktır, nelerle beraber olunca güzel nelerle beraber onca çirkin bunun bilincinde olmaya fıkıh diyoruz. Sonradan bu çok geniş bir konu olarak ulemanın daraltmasını gerektirmiş ve amelen kaydıyla namaz abdest, nikah talak gibi konular fıkhın konular olmuş. Oysa fıkıh İslam'ın tamamı olacaktır bu anlamda. İşte eğer insanlar iyi bir Müslüman olmak isterse diye ondan dolayı söylüyorum. Onlara Allah ayetlerini böyle fasıl fasıl anlatır. Demek ki biz bir tek candan yaratıldık. Bir kişiden. Adem Aleyhisselam'da. Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki, Hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır. Hepimiz topraktan yaratıldık böylece ama bir tek insandan, Hazreti Adem'den. Kimi ayetlerde görüyoruz, Hazreti Havva da onun eşi olarak ondan yaratılmıştır. Nasıllığını bilmiyorum. Ama önce bir tek insan yaratılmış. Allah bizzat şekil vermiş, ruh üflemiş ve can verdiği bu insan Adem olmuş. Sonra ondan havva yaratılmış ve insanlar doğumla bugüne kadar varlıklarına ta o zaman başlamışlar. Ve onlar için femüstakarun ve müstevda bir müstakar bir müstevda. Yani bir karargah vermiş Allah onlara, bir de emanet yeri. Bunu değişik alanlara irşa edebilirsiniz. Mesela, ana rahmine yerleşmiş, sonra orada emanet kalmış bir dönem, dokuz ay ve doğmuş. Dünyaya gelmiş, sonra mezara emanet gönderilmiş. Veya hayatın her bir döneminde bir yerde var olmuş, yaşamış, bir yerde durmuş, dinlenmiş. Yani insan adına, insan hayatı adına bir program çizmiş Allah. Onu istediği gibi yönetmiş, dilediği yerde var kılmış, dilediği yere göndermiş. Özetle söylersek, yukarıdaki ayetlerle beraber özetleyelim. Allah taneye de, bitkiye de, ölüye de, diriye de, sabaha da, akşama da, geceye de, gündüze de, aya da, güneşe de, yıldızlara da ve denizde ve karadaki aydınlık ve karanlık dönemlerine de hepsine hakim olandır. Bu arada bize de hakimdir. Erkeği kadınıyla bütün bir insanla karargahında da emanet yerinde de her zaman Allah hakim. Dediğini yapan istediği gibi onlar üzerinde söz sahibi olandır. Dahası ve huvellezi yine o Allah. Kendisini tanıtıyor Allah enzele sema imaen gökten su indirdi. Fe o inen suyla arkasından ahraç nabihi o suyla çıkardı. Nebate külli şeyin her bir şeyin bitkisini işte büyüyen bütün bitkiler. Dahası fe namin naminhu hadıran نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنبان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Birbirine yapışık büyüyen tahıl tanelerini de çıkarıyor Allah. Hurma ağacının tomurcuğundan sık salkımlı hurmalar, üzüm bağları, zeytinler ve nar da çıkarıyor Allah. Yani Allah birbirine benzeyen, benzemeyen, tadı, lezzeti, yapısı, görüntüsü çok farklı ürünler çıkarıyor. Unzuru ila semeri idha esmara ve Bakın mahsul verdiği dönem ve olgunlaştığı zaman onların meyvesine bakın nasıl meyveleniyorlar. İnne fi zalikum la ayatin li kavmi eğer iman iddiasında olacaksa kavim eğer inanacaklarsa onlar için ayetler alametler vardır bütün bu anlatılanlarda. Gökten su indiren Allah. Onunla her çeşit bitkiler bitiren Allah. İşte onlardan birileri çimeller yeşertiyor Allah. Başka tane'li bitkiler var ediyor. Toplu bir arada hepsi veya hurmalar salkımlı ve olgunluk dönemlerine ait dahası üzümler, bağlar, zeytinler, narlar veya müştebihen veya gayra müteşabih birbirine benzer benzemez envai türlü çeşit denilir ya hani yiyecekler, bitkiler, suyla var olanlar, susuz olmazsa olmayacak olanlar. Hem ki bakın meyvelerine olgunlaştığı zaman nasıl olduğuna bütün bunlarda ayetler, alametler, nişaneler vardır. Bir ziraatçı farklı anlayabilir bu ayetleri. Bir bağcı, bir bahçıvan da farklı anlayabilir. Ama yiyenler de bir farklı anlayacaktır. Hatta denilir ki her bir çeşidin bir başka çeşidi daha vardır. Mesela bilmem hiç duydunuz mu? Muz biliyorsunuz ya şu hepinizin neredeyse bildiği sarı bir meyve olarak içi yumuşak kabuğu soyulunca evet aynen yani mübalağa ettiğimi zannetmeyin işte aynı muzdan şöyle orta halli bir kabak gibi veya biraz daha büyük veya bir patlıcan gibi daha büyük düşünün işte aynı muz yine kabuğu soyulan bir muz içi biraz ama yumuşak değil bu sefer tadı da öyle değil ha bu sizin bildiğiniz muzdan değil bu soyulacak pişecek ve yenilecek cinsten bir muz. Hep öyle diyorlar. Ben yeryüzünü dünyayı çok o kadar fazla bilen biri değilim ama neredeyse evrenin bir yerlerinde yani dünyanın bir başka bucağında bizim bildiğimizden farklı bir zeytin, neredeyse bizim bildiğimizden bir farklı nar veya bir başka üzüm olacakmış. Yoksa mesela zeytinle iğde birbirine başlangıçta çok daha fazla benziyorlar da sonra ayrıştırılıyorlar. Öyle gibi mi ki? Bilmem ama işte hem benzer hem ayrı nice nice bitkiler. Şöyle bitkiler dünyasını baştan sonra gözünüzün önden geçiriyorsunuz. Onları o hale getiren renkleri, tatları ve kokularıyla onlara öyle bir varlık bahşeden Allah. işte o Allah'tan söz eden bu ayetler. 97, 98 ve 99. ayetlerde aşağı yukarı birbirine benzer bitişler gördük. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ yefkahun, يَفْقَهُونَ اِنَّ ف۪ي ذَٰوِكُمْ لِآيَاتِ لِقَوْمٍ yu'minun Yani önce ya'lemun, sonra yefkahun, sonra yu'minun özelliğiyle kavimden söz edildi. Sanki yani öylecedir değil de aklımıza geliyor. Eğer insanlar iman istiyorlarsa, bunun önce bilgisini almak zorundalar. لِقَوْمٍ yalemun. Sonra öğrendikleri bilgi üzerine kafa yorup düşünmek zorundalar, fıkh etmek zorundalar. Lehine aleyhine olan bölümleri şöyle gözlerinin önüne ciddi sermek zorundalar. Li kavmin Sonra işte bu öğrendikleri ve kendilerine mal ettikleri, anladıkları, fıkh ettikleri bu bölümü o zaman iman konusu edebilirler. Li kavmi yüminun. Böyle diyen kimi tefsirlerde de nükteler görebiliyoruz. Aklıma gelmişken bir bölümünü sen nakletmiş oldum ve cealulillahi el cinne ve halakuhum böyle ilim erbabı olacak fıkh edecek ve iman edecek beklerken ama bakın kimileri tutmuşlar Allah'ı ortaklı düşünmeye başlıyorlar yani cinleri ya da diğer yarattıkları Allah yaratmış oysa onları bir de tutuyorlar cinleri Allah yarattığı halde ona ortak koşuyorlar yani cinlerin Allah'la ortakla ne hakları ola ki var eden Allah anında yok edebilecekti. ve halaqu lahu benine ve banatin bi gayri dahası bilgisizce Allah'a evlatlar oğullar ve kızlar uydurup saçmalıyorlar iftira ediyorlar subhane Sübhanallah. Nasıl da yapabiliyor bunu insanlar? Ne cesaret insanların ki ve Teala ma onların tüm vasfettiği, ileri sürdüğü her türlü anlatımdan elbette Allah daha yüce, daha münezzehtir, eksiksiz ve noksansızdır Allah. Öyle şey mi olur? Allah'ın oğlu olsun, kızı olsun nereden düşünüyorlar? Yahudi dünya Uzeyr aleyhisselam için Allah'ın oğludur derken Hristiyan alem Hz. İsa için Allah'ın oğludur iddiasındalar. Ama beri tarafta peygamber döneminin putperest Arapları da, müşrikleri de, bütün melekler Allah'ın kızlarıdır iddiasındalar. Nereden buldular demeyin. Çünkü bir yerlerden bulmaları gerekmez ki zaten uyduruk bir şey. Ve haraku benine ve benat. Bir gayri ilim. İlimler olduğundan değil, bildiklerinden değil, kaynakları var diye değil. İşte öyle. Kendi kendilerine böyle uydurdular zırvanın tevili olmaz ya, öyle demiş bulundular. Oysa Allah, Bedi'us semavati vel ard. Bütün gökler ve yeryüzünün var edicisidir Allah, hem örneği olmadan, hem öncesi olmadan, hem modeli ve tipi olmadan, hem kendileri olmadan, Allah işte böyle var kılmıştır yoktan. Bedi'a. Kur'an'da, kimi yaratmayla ilgili farklı kelimelerden birisi de bu bari, halik, cail ve bedi' kelimeleri. Mesela, enna yekunu Lahu, velet. Nereden çıkardınız? Nasıl olur onun çocuğu? Ve lem sahibe. Üstelik onun eşi de yok, arkadaşı da yok, benzeri de yok, yakını da yok. Ve halaka külle şey. Eşi yok, çocuğu yoksa, garibin tekidir demeye de hakkınız yok. Çünkü her şeyi yaratan o. Ve huve bi külli şeyin alim ve her şeyi bilen da o. Dahası nasıl olur onun çocuğu? Onun sahibi, onun arkadaşı, onun eşi de yok. Ama var deseniz diyecekseniz, varsa öyle birisi bu çocuğudur, bu eşidir diyeceğiniz o da onun yarattığıdır. Hayır, onun eşi yok, onun benzeri yok, onun çocuğu yok, onun gibisi yok. Zâlikullâh rabbuküm. İşte bütün buraya kadar anlatılan Allah sizin Rabbinizdir. Ama Rab olması hayata program çizmesi yetmez böyle kabul etmeniz. İşte o programa sizin de uymanız gerekir. La ilahe illahu kulu kölesi olacağınız her dediğini dinleyeceğiniz hayatınıza karışmaya tek yetkili Allah'tır. Sonra üç beş biri mi öğrendiniz? Şunu yaratmış, bunu bunu da yaratmış diye ay, yıldız ve güneşleri yaratmış, sonra taneyi, bitkiyi, geceyi, gündüzü yaratmış diye üç beş bir şey öğrenip ha ben bunu buldum. Öyleyse Allah bunları yarattı demeyin sadece. Haliku külli şey, her şey yaratan odur. Size düşen fa'budu. İşte ona kul köle olun. Hepsi bu kadar. Kulluğunuz ona olsun. Çünkü ve huve ala külli şeyin vekil. Her şey yaratan. O. Kur'an'da semadan ve arzdan söz edilince bekleyin. Anlayın ki Allah'ın Rab oluşu gerçeğe tanıtılacak. Çünkü gökte ve yerde hani denir ya eski yaygın tabiriyle zerreden küreye, karıncadan file veya topraktan dünyaya, dağdan dereden tepeye kadar, yıldızlardan aya güneşe, buluttan suya kadar nelerden söz edilirse aslında onlara bir iyice baksak Allah en iyi bilir ama anladığımız Allah'ın gücünden ve bilgisinden söz edilir. Bakın Allah güçlü, bakın Allah bilen. Bunu böylece anlayınca Allah güçlü ve Allah bilen olduğunu fark edince artık gerisi kolay. Sanki o ayetler diyor ki: "Gördünüz Allah gibi güçlü, Allah gibi bilen yani Allah gibi sizin hayatınıza program yapmaya Başka kelimeyle Rab olmaya etkili birisi var mı? Hayır. Zalikumullah Rabbukum. İşte bu Allah Rabbiniz. Öyleyse ondan başka ilah yoktur. Var mı? Olabilir mi? Olsun mu benzeri? O zaman 95. ayetten buraya kadar bölümleri bir kere daha hatırlıyoruz. Allah ki taneyi bitkiyi bitiren, çekirdeği ortaya çıkaran, bitkileri, bütün bitkiler, ölüden diriden ölüden diriyi çıkaran, sabahı, geceyi, gündüzü var eden, güneşi, ayı et, istediği gibi evirip çevirip bir hesapla yaratan, beni bir candan yaratan Allah, ondan eşini yaratan anamı, sonra ondan bizi yaratan Allah, gökte yıldızları var eden, onunla bizim yol bulmamız gerçeğini ortaya koyan Allah, gökten su indiren Allah, onunla her tür bitkiyi bitiren Allah, otları, çimenleri, yeşilleri, taneleri, bitkileri, hurmaları, veya üzümleri, narları veya benzerlerini, nicelerini, her bir taneyi, her bir bitkiyi bitiren Allah. Bütün semavat ve arzı var eden Allah, oğlu kızı olması gerekmeyen Allah. Ama her şeyi yaratan Allah. İşte bu Allah. Zâlikumullâh rabbüküm. Sizin Rabbinizdir. Zaten önemli olan galiba Allah'ın böyle çiçekte, böcekteki etkisini görüp tanımak değil, onun Rab oluşu gerçeğine ulaşmaktır. Yani 95. ayetten 101. ayete kadar anlatılan bölümleri bir bir insanlar sayıp döküyorlar bugün. Mesela karıncaya bakıyorlar, müthiş, korkunç, yani tarif edilmez bir dünya. İşte bunu böylece var eden Allah diyorlar güzel. Yani 95-101 arasına koyarsınız. Bir de karınca varmış. Allah'ın gücünü ve bilgisini anlatıyor. Veya çiçeğe bakıyorlar. Apayrı bir dünya. Engin, ulaşılmaz. Yani Allah güçlü ve bilen. Koyun bir örnek diye onu da. Bir başkası kalbin şekli ve etkisi, etki alanı ve gücünü araştırıyor. O da bir örnek. Koyun onu da. Ya da karpuz çekirdeğindeki, bal peteğindeki Allah'a kadar inceliyor insanlar. Hepsinde gördükleri bu ne muazzam, ne müthiş bir güç, ne korkunç bir bilgi diyorlar. Evet, buraya kadar doğru. Ama bütün bu bilinenler, bütün bu varılanlar Allah'ın aziz ve alim oluşu gerçeğinden yani 95 101. ayetlerden 102'ye bizi geçirmiyorsa Zalikumullah Rabbukum La ilahe illahu denilmiyorsa sonunda Kur'an'ı bir anlatım değildir. Mikroptaki dünya, gözdeki dünya, eldeki dünya veya semadaki arzdaki dünya güzel. Hepsi ihtiyaçtır. Çünkü Kur'an'da 95-101 arasının örneklerinden biridir deriz Enam suresi için. Yani Allah'ın anlattığının bir başka örneklenmesi anlamına gelsin veya bir açılımı kabul edelim. Lakin o anlaşılan kelebekle, örümcekle, o anlaşılan gözle kulakla, o anlaşılan nehirle ırmakla, suyla bulutla o anlaşılan Allah yani güçlü ve bilen Allah işte bu insanlığın Rabbi ve de tek ilahı olmalıdır demedikçe onlara yönelik bu anlatım bizi hidayete erdirmeyecektir. Çünkü velikumullah rabbukum. İşte bu Allah sizin Allah'ınız. İşte sizin bu Allah'ınız, sizin Rabbiniz, ondan başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağınız, her dediğini dinleyeceğiniz hayatınıza karışmaya tek yetkili o. Haliku kulli şeyin her şeyi yaratan o. Her şeyi yani bu gördükleriniz değil sadece. Daha daha ne varsa hepsini yaratan o. Fabudu öyleyse ona kul köle olun. Kulluk yapın ona. Yani kulluk galiba Türkçesinin bilmem belki zorluğundan mı ubudiyet kelimesinin Türkçeleştirilmesine çalışalım boyundaki bir ip düşünün. Herkesin boynunda olabilir tabi bu ip. İşte onun ucunu kime veriyorsanız o nereye çekerse siz de onunla beraber gitmek durumunda konumundaysanız siz onun kölesi durumundasınız. Mesela keçiniz var. Hadi malta keçisi olsun. Bir ip bağladınız çekiyorsunuz geliyor. Ya da adam köpeğinin boynuna bir ip bağlamış çekiyor götürüyor ya da bir başkası bir başkasının boynuna senin görmediğin bir ip bağlamış o da ona çekip götürüyor. Hani olur ya bazen neredeyse bütün kayınvalidelere göre gelinleri kocalarının yani oğullarının boynuna bir ip bağlamış çekiyordur götürüyordur filan diye şaka yapılır ya işte böyle bir mantık öyleyse sadece boynunuzda Allah'ın ipi olsun başka ipler taşımayın ne satıcıların ne reklamcıların ne örfçülerin, ne adetçilerin, ne toplumsaldan yana, ne siyasaldan yana, ne ekonomikten yana, ne şundan ne bundan yana olanların değil, sadece Bakara'nın, Ali İmran'ın, Enam'ın, Araf'ın, İsra'nın, Keyf'in, Meryem'in, Taha'nın, ya da Enbiya'nın işte o surelerin, bu surelerin, bu Kur'an'ın veya işte bu vahyin ipi olsun boynumuzda. Kur'an olarak yani Allah'ın ipi olsun boynumuzda o nereye çekerse oraya gidelim. Ve huve ala külli şeyin vekil. Zaten Allah her şeyin vekilidir. Her konuda vekalete layıktır. Ver vekaletini, al vekaletini ya da nasıl anlarsak her iki türlü o vekilimiz verdik vekaletimizi. Aldığı karar bizi ilgilendirsin. Ne derse dinleyelim, ne isterse onu yapalım. La tudrikuhu'l absar. Ama gözler onu görmez. Ve huve yudrikul absar. O gözleri gördüğü halde Edrake görmekten öte ama göz kelimesinden dolayı ben aynı kelimeyi kullandım. La tudrikuhu'l absar. Gözler onu idrak edemez fark edemez, anlayamaz. Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur onu anlayamaz. Yani ben şimdi beşer olarak bu gözüm, bu görüşüm, bu basiretime Allah'ı konu edemez miyim? Öyle değil. Ben Allah'ın bana tanıttığını anlayabilirim. Allah bana kendisini nasıl tanıtmışsa ben bilen, ben yaratan, ben var eden, ben öldürecek olan ben yeniden diriltecek ve hesaba çekecek olan sizin Rabbiniz ve ilahınızım. Ben taneyi yaratan, geceyi yaratan ilah ve Rab benim diyor Allah. Ha onu tanırım. Peki benim basiretim buna yeter mi? Yeter öyle değil mi? Amma la tudrikuhul absar. Basiretler, gözler, basarlar kendi kendilerine yok onun tanıtmasına ihtiyaç olmadan bunu ben kendim anlayacağım derlerse buna güç yetiremezler. Ama ve huve yudrikül absar, o basarları da bilir, basiretleri de, kalpleri de bilir, gözleri de, görüşleri de bilir, görmeleri de, ve huve latiful kabir, en ince teferruatına kadar bilir. Lütfedendir ve her şeyden haberdardır. Latif, hem lütfedendir, hem letafet sahibi olandır, ince, incelik. Hem de en incesine kadar bilendir, hem de kabirdir Allah her şeyden haberdardır. Buna göre Allah gözle görülmeyen ama gözleri görendir. Ne oldu o zaman? Gözün göremediği bir de ötesi hani kalp gözümüz, görüş gözümüz, bakabilme, fark edebilme, baksana denilince anladığımız görüşümüz var ya işte onlar kendi kendine Allah adına söz söyleyemezler. Ama Allah görüşü de bilir, göreni de bilir, kişinin nasıl gördüğünü de bilir, hepsini bilir. İşte o Allah bizim onunla görmemiz, onsuz göremeyeceğimiz gerçeği ortaya koyarak diyor ki: eküm ca'eküm besairu min rabbikum." Sizi gören Allah, sizin göremeyeceğiniz Allah bir başka ifadeyle kendisini gösterdiği kadar göreceğiniz, kendisinin göstermediğini bilemeyeceğiniz, onun görmesiyle, onun göstermesiyle görebileceğiniz, bileceğiniz Allah, size görebilme, fark edebilme özellikleri göndermiş, yaratmıştır. قَدْ جَائِكُمْ بَسَائِرُ مِنْ Rabbinizden size basiretler gelmiştir. Besair. <laughs> görebilme özellikleri. Zaten, Olay aynı olay. Hayat aynı hayat, eşya aynı eşya ama görme farkı var sadece insanlarda. Bakın bir toplum düşünün. Enteresan bir özellik ya da enteresan bir görüntüden dolayı o toplumdan başlıyorum örneğe. Bir toplum düşünün, o toplumda Musa olsun, Karun da olsun. Ama Firavun olsun, Harun da olsun ya da Haman da olsun. Beş isim, üç kafirden iki peygamber Musa ve Harun aleyhisselam ve karşıt grupta üç kişi. Hepsi görüyordular, hepsi vardılar, hepsi aynı yerde yaşıyordular, hepsi aynen bakıyordular. Ama Musa ve Harun aleyhisselamların gördüklerini ötekiler göremiyordular. Ya da Musa ve Harun aleyhisselam ötekinlerin gördüğü gibi göremiyordular hayatı. Onlar farklı, bunlar farklı görüyordular. قَدْ جَاءَكُمْ مَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Allah'tan basiretler. فَمَنْ أَبْصَرَا فَلِ نَفْسِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلِهَا Kim görür? Kendi lehine. Kim görmez kendi aleyhine. Kim körlük ederse o da kendi aleyhine. Çünkü ve ma'ena aleyküm bi hafiz. Ben size muhafız değilim ki sizi mecbur edemem ki siz bilirsiniz nasıl isterseniz öyle yapın. Evet bekçi değil peygamberimiz. Buna göre görebilme özelliği sanki önce Allah herkese şifa versin ama gözlüklü arkadaşları, kardeşleri, Müslümanları, insanları öne alalım. Onlar daha iyi bilirler bu örneği çıkarın önce gözlüğünüzü ya da çıkardığınız dönemi düşünün. Hani İbrahim aleyhisselam bakın şu yıldız derken belli bir yıldız göstermesi gerekmez ya siz gözlüksüz dönemlerinizi hatırlayın. Yani arada bir çıkardığınızda yataktan kalktığınıza ya da işte abdest alacağınızda filan hatırlayın gözlüksüz döneminizi. Nasıl da her şey karma karışık. Kitaplığa bakıyorsunuz. Çizgi halinde kitaplar. Kasetlerinize bakıyorsunuz ayrım imkanınız yok. Hatta yemeğe bakıyorsunuz çok o kadar cazip bile değil. Olsa siz o modeli çok seviyordunuz belki. Ya da elbiseniz hatta karışmış o mu değil mi bilemediniz. Evet takı verdiniz gözünüze gözlüğü. Nasıl her şey netleşti değil mi? Ayan beyan. Evet. Sanki Kur'an da böyle bir basair gibidir. Yani hangisi asıl? Kur'an asıl tabii ama ben mecburen öyle bir örnekle başladım işe, anlayabilmek adına. Başka bir örneğe geçiyoruz. Hani televizyon ekranının karşısında böyle yalpalayan, alt üst gidiş geliş veya rengi bir o yana bir bu yana uçan kaçan durumda kendiniz hissettiğiniz dönemler bilirsiniz. Şöyle bir düğmeye dokunun ya da ikinci bir düğme nasıl da netleştiği. Cam gibi mi oldu? Çok mu rahatladınız? Bu örnekler hani mübalağalı olsun. Solda sıfır kalır, sağda sağda sıfır kalacak bir örnek nereden bulayım? Allah söylüyor işte: "Kad ve basairu mir rabbikum." Kur'an işte böyledir. Yani görüştür, görebilmektir. Bir adamın gözünü bağlayın. Sonra açı verin. Her şey nasıl da netleşir. Öyle bile değil belki de. Hatta yıllarca gözü kapalı kör birinin ameliyatla açıldığını ya da aniden açıldığını ya da bir başka şekliyle görmeye başladığını düşünün. Nasıl da tasavvur bile edemeyiz gibi değil mi? Kur'an'la hadiselere bakış, Kur'an'la görebilme özelliği işte sanki böyle, hatta daha güzeldir. Çünkü Kur'an farklı gösterir. Bu gidiş cehenneme doğrudur der. Bu duruş kaybettirir bu varış kazandırır, bu dönüş güzeldir, bu itiş, bu kakış, bu alış, bu yeme, bu içme, bu durma, bu gitme, bu gelme, kısaca hayatın bütün birimlerine anlam kazandırır ve doğrudur. Kişi Kur'an'la bakıp fark etmiş, basiret sahibi olmuşsa, işte o onun için gerçektir de, yani kalbi de mutmaindir. Acabasız düşünür ve mutlaka o öylecedir de artık Kur'an'la bakan insanın diğerlerinden ayrılığını varın siz düşünün. Mesela İstanbul'da mısınız? Sirkeci'de emin önünde yok Beyoğlu'nda mı yürüyordunuz? Olsun Beyoğlu daha uygun herhalde İstiklal Caddesi'ndesiniz. Hazreti Fatıma gibi kapalı veya kıyafeti öylece bir kadın gördünüz. Ama siz İstanbul'da değilsiniz kordon boyunda İzmir'de mi olsanız ya da Kızılay Meydanı'nda Ankara'da mısınız veya hangi şehrin en kalabalık ya da en modern caddesinde sokağındasınız işte orada Hazreti Fatıma gibi bir kıyafetli kadın gördünüz. Bu kadına bakan birkaç gözden söz edebiliriz. Yanındaki annesi Hemen onun yanındaki kızına veya öte yanındaki karısı veya onun dibindeki kız kardeşine en yakın dört kadın sayı verdim. Annesi, karısı, kızı ve kız kardeşi. İsterseniz hala ve teyze de ekleyin siz. Yalvarmaya başlar bir göz bunları görünce aman Allah aşkına. Siz de böyle giyinin bundan sonra. Sizi de İstiklal Caddesi'nde ben böyle göreyim. İşinize giderken, dansınıza giderken veya işte defilenizden dönerken ve alışverişinize giderken veya neredeyseniz yani ne için buraya çıkmışsanız lütfen sizi de ben böyle görsem bak bu peygamberin kızı Hazreti Fatıma'dır. Bu gibi olsanız sizi de ben böyle görmek istiyorum diye yalvaran bir göz olabilir. Biri böyledir mesela. Bir başkası çini başına sıçramış hafatası sanki erimeye başlamış ya da ne yaptığını şaşırmış zıplamaya başlamıştır. Hala kökünü kazıyamamışlar diye belki de biri de öyle olabilir. Belki bir başkası a tip evet Hazreti Fatıma'nın tipi. Şekil evet aynen ona benziyor. Ama bunun burada ne iş var? Burada bir matbaa hatası olsa gerek diye. O da belki öyle bakacak bu işe. Yani bir başka bakış belki desen bu üçün dördüncüsünü belki diğeri bu üçün bir başka beşincisini göreceksiniz. Oysa bu ve benzer bütün hayat programına besairle yani Kur'an'la bakmak farklı anlam kazandırır. İsterseniz olaya bir de Kur'an'la bakın. Bakalım ne çıkacak. Geline bakın Kur'an'la damatla birlik. Oturma odalarına bakın. Ayağa kalkma odalarıyla birlik. Mutfaklara bakın. Banyo tuvaletle birlik. Kaldırımlara bakın. Sokaklarla birlik. Şehirlere bakın. Köyler kentlerle birlik. İnsanlara bakın. Mahlukat ve mevcudatla birlik. Eğer Kur'an'la bakıyorsak, vahiyle bakıyorsak mutlaka yeni bir şekil, yeni bir düzen, yeni bir anlam vardır orada. Yani ya o var olan, bizi ve o varı Allah'a kulluğa sevk eder. Ya o var olan bizi o var olanı Allah'ın kasap ve azabına sevk eder. Allah Kur'an'la bakmak konusunda yardımlarını esirgemesin. Velhamdülillahi Rabbim.